Merhaba arkadaşlar. Kısa bir tekrar serimizde 24. videoyla devam ediyoruz. Evet, yine bazı yerler verilmiş. Bu yerlerle ilgili olarak karşılaştırma yapıldığında Türkiye'nin sınırları içerisindeki en uzun nehri arkadaşlar Kızılırmak, ki Kızılırmak Nehri verilen alanlar içerisinde kaynağını Sivas ve çevresinden alıp Samsun'dan özellikle Karadeniz'e dökülen ve Bafra Deltası'nı oluşturan bir akarsuyumuzdu. Kızılırmak Nehri üzerinde Hirfanlı, Kesik Köprü, Kapulukaya, Altınkaya gibi önemli baraj göllerimiz bulunmaktaydı. Ve özellikle burada arkadaşlar dikkate aldığımızda Kızılırmak ve daha sonra soldan sağa Yeşilırmak geliyordu. Ve buradaki deltalarda soldan sağa alfabetik bir şekilde sıralanıyordu. Bunu da karıştırmamak için böyle bir kodlama yapabilirsiniz. Türkiye'nin alan bakımından en büyük ikinci gölü ve kapalı havza içerisinde yer aldığı için suları tuzlu. Özellikle Tuz Gölü olarak dikkate alıyoruz. Ancak yıllara göre farklılık göstermekte diyebiliriz. Nasıl farklılık gösteriyor? Çok kurak geçtiğinde yüz ölçümü iyice küçülüyor. Bunun yanında Beyşehir ikinci sıraya yerleşebiliyor. Ama genel itibariyle Türkiye'nin ikinci büyük gölü olarak geçiyor. Ve derinliği az. En derin yeri bile 2 metreyi özellikle buluyor ortalama. Ve bu alanda daha sığ olduğu için buharlaşma daha fazla oluyor. Ve Türkiye'de yıl içerisinde alan değişimi en fazla olan göl olarak dikkate alınmaktadır Tuz Gölü. Evet, Batı Karadeniz'de önemli Heyelan Set göllerinden birisidir demiş ki Batı Karadeniz'de verilen kısımda yer alıyor. Ki bu özellik olarak baktığımız arkadaşlar Batı Karadeniz'de Bolu, Abant, yine Sülüklü Göl biraz Sakarya tarafına da kalıyor. Bunlar önemli Heyelan Set göllerini oluşturuyor. Yatak eğimi az olduğu için Menderes yaparak akan bir akarsu ki Büyük Menderes olarak geçiyor. Büklümler çizerek akış gösteriyorlar. Bundaki en önemli nedeni arkadaşlar eğimin azalması olarak dikkate alıyoruz. Doğu Anadolu fay hattı üzerinde yer alan tektonik kökenli bir göldür demiş ki Hazar Gölü. Tabi dışarıdaki yurt dışındaki Hazar'la bunu karıştırmayacağız. Elazığ'daki Hazar bu 5 numara. Özellikle bu Hazar kısmında da buradan çıkan kol yardımıyla elektrik üretimi yapıldığında unutmayalım. Karstik kaynaklarla beslenip Akdeniz'e dökülen bir nehir demiş ki Akdeniz'de verilen 6 numarayla eşleştirdiğimiz özellikle bu civarda arkadaşlar ki Aksu, Göksu, Manavgat tabi 6 numara Manavgat oluyor. Manavgat Türkiye'nin rejimi en düzenli akarsuyu MEP kitaplarında geçen bilgiye göre bunu da dikkate almanızda fayda var. Manavgat dikkate alındığında önemli akarsulardan birisi. Tabi bu çevrede dediğimiz gibi özellikle Aksu, Göksu, Manavgat, Köprüçayı gibi önemli akarsularımız bulunuyor batı kısmında Akdeniz'in. Evet, diğeri Türkiye'den kaynağını alıp Basra Körfezi'ne dökülen bir nehir ki sınırlarımız dışarısında bulunan en uzun nehir oluyor bu. Sınırlarımız içerisinde Kızılırmak ama sınırlarımız dışına alırsak uzunluğu bakımından Kızılırmak'a geçiyor. Ki Fırat Nehri üzerinde birçok baraj yapılmış. GAP kapsamında birçok baraj yapılmış. Örneğin Karakaya, Atatürk, Birecik gibi barajlarımız var orada. Keban'da bu nehir üzerinde ancak bu GAP kapsamında değildi. Önemli baraj göllerini oluşturuyordu. Hidroelektrik üretiminde de bunlar önemliydi ki Fırat Nehri üzerinde bulunan Atatürk şu an hidroelektrik baktığımızda üretim kısmında birinci sırada geliyor. Diğer arkadaşlar Marmara Denizi kıyısında yer alan bir Kıyıset Gölü. Özellikle İstanbul çevresinde Büyükçekmece, Küçükçekmece, Durus ya da Terkos gibi gölleri unutmamak gerekiyor. Sorularda Kıyıset Gölleri'nde çok fazla çıkıyor. Türkiye'de kaplıcaların yaygın olduğu bir alan demiş. Özellikle baktığımızda Kütahya, Afyon çevresi olsun, Bursa çevresi olsun, Yalova çevresi olsun. Tabi bunları sıralamıyoruz ama şu an Kütahya çevresi verilmiş. Onu dikkate aldık. Çok sayıda göle sahip olduğu için göller yöresi olarak bilinen Isparta, Burdur, Konya üçgeninde ya da bu çevrede dikkate aldığımız göller, işte Acıgöl, Burdur Gölü, Beyşehir Gölü, Eğirdir Gölü gibi birçok gölün bulunduğu bir alandır göller yöresi. Akarsuların yatak eğimlerinin fazla olduğu için hidroelektrik potansiyeli yüksektir ki bu kısımda Doğu Anadolu, bunun yanında Doğu Karadeniz'de Çoruh Nehri'nin olduğu kısım dikkate alınabilir ki Çoruh Nehri üzerinde biliyorsunuz Deriner gibi baraj duvar yüksekliği ya derinliği en fazla olan barajlar var. Yusufeli yapımı devam ediyor. %65'i bitmiş. O bittiğinde Türkiye'de baraj derinliği ve duvar yüksekliği bakımından birinci sırada olacak ama şu an bitmediğinden dolayı biz Deriner'i dikkate alıyoruz o çevrede. Onu da unutmayalım. Evet arkadaşlar, kısa bir tekrar serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle iyi çalışmalar diliyorum.